Merhaba arkadaşlar, ben Şerif The Broker. Bugün Tuzla'da muhteşem bir ev gezeceğiz. 6 oda, 3 salon, 1000 metrekare kapalı alana sahip, asansörlü, müstakil havuzlu, 1500 metrekare arsa üzerinde kurulmuş. Çok heyecanlıyız değil mi? Hadi turumuza başlayalım. Evimize girdik. Burada sağda solda vestiyerler mevcut ve evimizi güzel bir giriş holü karşılıyor ve karşımızda direkt bronz renkli bir asansör görüyoruz. Bu asansör merdiven boşluğunda bir açık olarak dizayn edilmiş ve bir tuşla evin 4 katına da ulaşabilen bu asansör gayet sessiz çalışıyor. Hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Bu alandan solumuzda bulunan oturma odasına geçeceğiz. Burası aslında bir çalışma odası edasında. Televizyon mevcut, kliması ve aynı zamanda bu odanın banyosu da var. Dilerseniz bu katta bir yatak odasına ihtiyacınız olursa bu odayı yatak odasına çevirebilirsiniz. Böyle de bir imkan var. Ve şimdi direkt salona geçiyoruz. Ve şimdi salona girdik. Salonumuzda 8 kişilik bir yemek masası ve üstünde klasik bir avize. Arka tarafta yine klasik altın renklerin kullanıldığı aynalar ve dolaplar mevcut. İki basamakla salonun ortasına ulaşıyoruz. Klasik mobilyalar kullanılmış genel olarak ama halen 2013 yılında yapılmasına rağmen ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini koruyor. Ve üstümüzde bir güneş alan çok güzel bir cam var. Ben bunu hiçbir evde görmedim. Ve buradan daha çok böyle resmi misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz kısma geçiyoruz. Yine iki basamakla indiğimiz bu alanda çok rahat, düzenlenmiş, hiç sıkışık olmayan ve klasik avizelerin bizi takip ettiği salon bölümüne ulaşıyoruz ve köşede çok güzel bir şömine var. Şömine tamamen blok mermerlerden yapılmış. Kullanışlı bir şekilde kış günlerinde sizi ısıtacak bir alan. Ve buradan bu geniş salondan terasa çıkıyoruz. Terasımız sizi şaşırtacak. Evet. Aslında burası açık bir alan ama burayı çok güzel bir kış bahçesine çevirmişler. Üstümüzde muhteşem ahşaplar. Gerçekten salondan daha çok bence burada vakit geçirmek isteyeceksiniz. Çünkü çok geniş bir alan, bahçe mobilyaları ve bahçenin o yeşilliği havuzla iç içesiniz ve serinlik ve kış sizi hiç rahatsız etmiyor. Bahçeye tekrar geleceğiz ama buranın güzelliğini biraz yaşayalım. Burayı hissedelim. Yine aynı şekilde avize burada da kullanılmış. Ve arkamızda bu kış bahçesinde büyük bir yemek masamız mevcut. Şimdi bu kış bahçesinden mutfağa geçeceğiz. Bu 8 kişilik masa ve üstündeki avize bizi burada çift kapılı bahçeden mutfağa geçen kapıdan karşılıyor. Mutfağımızda ortada çok güzel bir ada var. Bu adanın ortasında ocak kullanılmış. Altında Siemens fırın, ocak, aspiratör. Hepsi bu adanın ortasında. Ve bu ocakların devamında kahvaltı alanı 6 kişi çok rahat kahvaltı yapabilir. Dolapları öyle tasarlamışlar ki buzdolabını, bulaşık makinesi nerede hissetmiyorsunuz bile. Ben ilk girdiğimde sordum buzdolabı nerede diye. İlk önce şurası zannetmiştim ama buradaymış. Çift kapılı buzdolabı renkleriyle bütünleşmiş. Ve buradan mutfaktan hadi üstteki yatak odalarına geçelim. Ahşap merdivenler ve bu ferforje dönüşler gerçekten evi güzel tamamlamış. Ve buradaki camdan yapılmış altın renkli asansör evde hiç gözü rahatsız etmiyor. Ve ekstra bir kalabalık yaratmıyor. Bodrum katta da bir saunamız ve güzel bir salonumuz, bir de depomuz mevcut. Şu anda kullanımda olduğu için gösteremiyoruz ama bahsetmek istedim. Ve şimdi evin en değerli odasına giriyoruz. Ana yatak odası. Gerçekten girer girmez bizi cezbediyor. Burada gözümün gördüğü alan 50 metrekareden büyük. Bu serbestlik güzel bir ferahlık yaratıyor. Sabah uyandığınızda karşınızda yeşillik, kendi bahçenize bakıyorsunuz. Ve bu tarafta bir giyinme odamız var. Evet, dört tarafı dolaplarla çevrilmiş. Evin arka bahçesini de buradan görebiliyorsunuz. Gayet geniş bir alan, ortada bir adası da mevcut. Ve bu tarafta bu sanki dolabın kapağıymış gibi aslında. Kapağı açtığımızda gizli bir banyoya giriyoruz. Ve bu banyo gerçekten çok geniş. Yatak odasından hatta yeni yapılan dairelerin salonlarından bile geniş diyebilirim. Köşede büyük bir jacuzzi, bir lavabo, duşakabin bu tarafta ve tuvalet de burada ayrılmış.
Burada ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Ekstra değişiklikler yapmaya da mümkün. Ve bu kattaki şimdi diğer 3 yatak odasına geçeceğiz. Ana yatak odasından asansörün olduğu yine bu bekleme alanına geçtik ve burada bir koltuk, kalorifer ve avize gayet burada kullanışlı bir alan var. Sağımızda bir yatak odamız var ve bu yatak odasının da bir banyosu var. 2 tane daha yatak odamız var. Hadi yatak odalarını görelim. Burada bir double yatak olan, çift kişilik yatağı olan, dolapları yapılmış. Kalorifer peteği çok güzel bir detayla köşede, avizeleri ve burada da bir banyosu mevcut. Duşakabini, gayet modern seramikleri kullanılmış. Tüm yatak odalarının bu katta 4 yatak odasının 4'ünde banyosu var. Şimdi 4. yatak odamızdayız. Odalar gayet geniş. Yani 4'e 5 diyebileceğim genişlikte, dolabın kapladığı alanı da düşünürsek rahat rahat odalar olan ve bu 4. yatak odasının da burada bir banyosu mevcut. Bu katta ana yaşam alanında aslında bir ana büyük yatak odası ve 3 tane misafir odası gayet yeterli. Şimdi tekrar evimizin merkez çekirdeğine dönelim. Üst katımızda da büyük bir çatı katının eğiminden biraz etkilenmiş bir salon var. Ve bir tane de misafir yatak odası var. Şu an orada 2 tane tek kişilik yatak ve bir de banyosu var. Evimizi bu şekilde aslında tamamlamış olduk. 6 oda, 3 salon, kış bahçesiyle beraber. Hadi şimdi bahçemize gidelim ve güzel bahçemizde bir vakit geçirelim ve videomuzu tamamlayalım. Evet, kapalı terasımızdan bahçemize çıktık. 1500 metrekare arsa üzerindeki bu bahçenin keyfini artık yaşayabiliriz. Yemyeşil duvarlar etrafımızda ve içerideki bu devasa yüzme havuzu gerçekten yaz günlerini bize iple çekmemize sebep olacak bir alan. Kuş seslerini duyuyorum. Tuzla'dayız. Gayet sakin bir yer. Bence yaşamak için İstanbul'un en güzel noktalarından birisi. Sahiliniz var. Motor yatınızı Tuzla Marina'ya çekebilirsiniz. Oradan burada yaşayabilirsiniz. Güvenlik kulübeniz var ve kendi şatonuz da burada 6 oda 3 salon 1000 metrekare kapalı alanda yaşıyorsunuz. Bence bu eve bu seneki en iyi bahçe ödülünü verebiliriz. En güzel kapalı teras ödülünü verebiliriz. Bu ev gerçekten güzel. 4.750.000 dolar fiyatıyla da yatırımcısını bekliyor. Eğer yorumlarınız varsa aşağıya bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın ve takip edin lütfen. Takiplerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.